Peki, Türkiye'yi sarsan operasyon borsayı nasıl etkiledi? Bunu konuşacağız şimdi ekonomi müdürümüz Meltem Acet'le. Meltem, dün %12'lik kayıp vardı. Bugün toparlandı sanki borsa, değil mi? Evet, bugün günü artıda tamamladı borsa. Düne bakacak olursak dün yaklaşık %6'ya yakın bir kayıp oldu. Ve bu kayıpları da Halkbank ismi geçen, yolsuzluk iddialarında ismi geçen Halkbank hisseleri oluşturdu. Yaklaşık %12'lik bir düşüş vardı. Bunu bankacılık endeksi takip etti ve borsaya bu büyük bir deprem olarak yansıdı. Bugün ne oldu da borsa yükseldi diye soracak olursak piyasaların aslında bu hafta tüm küresel ekonomilerde olduğu gibi gözünün kulağının Fed'de, yani Amerika Merkez Bankası'nda olması gerekiyordu. Piyasalar artık yeni yönünü, gerçek yönünü bulmaya başladı. Bu tip krizler çünkü olabilir ekonomilerde, finans piyasalarında, ama bu krizin yönetilmesi önemlidir sonuçta. Peki küçük yatırımcı nasıl etkilendi dünkü düşüşten? En büyük aslında burada kaybı küçük yatırımcı yaşadı. Krizin yönetilmesinden bahsederken aslında bundan bahsediyordum. Çünkü kamu aydınlatma platformu, yani SPK'nın düzenlemeleri kapsamında, Sermaye Piyasaları Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında beklenmedik bir durum olduğunda özel durum açıklamalarıyla bunun kamuya duyurulması gerekir. Şimdi sabahleyin çok erken saatlerde yapılan bu operasyonda Halkbank Genel Müdürü'nün ismi zaten anılmıştı, geçmişti. Ancak bunun duyurusu, yani kamu aydınlatma platformuna duyurusu öğleden sonra saat 3'ü 18 geçe yapıldı. Yani yaklaşık 7-8 saat bu hisse senedinin işlem görmesine izin verildi ve bu süreç içerisinde de %10'a yakın zaten kayıp oluşmuştu. Bundan en çok küçük yatırımcı etkilenir. Başka ne olur? Müdahale gerekirdi. Müdahale gerekirdi. En azından bir açıklama yapılması gerekirdi banka tarafından, ki bankanın yapmış olduğu açıklama da benim önümde. Pek detaylı bir açıklama yok burada. Bunu sorduk göremiyoruz. Sorduk mu peki SPK'ya, neden? SPK'ya ulaşmaya çalıştık ama henüz bir bilgi, bir cevap alamadık. Peki Fed'in açıklamasını görelim. Yarın onunla da devam ederiz. Meltem Hoca, çok teşekkürler bilgiler için. Rica ediyorum.